Evet, herkese merhaba. Bugün size BMW'nin 1.23 turbo dizel, kabrio ve E88 modelini tanıtacağım. Aracın içine tanıttığım bir bölüm var. Birazdan buna bakacağız. Ön bilgi olarak kısaca bahsetmek istiyorum. Araç 2009 model ve demin söylediğim gibi kabrio bir araba. Yaklaşık 4 senedir aracı kullanıyorum. Bugüne kadar en ufak bir problem yaşamadım. Tabii 30 binlik bakımları var. 30 binlik bakımı ben beklemeden ortalama 15-20 bin kilometrede bir yağ değiştiririm ve genel bakımını yapıyorum. Bu sebeple tabii ki daha uzun ve daha sağlıklı gidiyor. Yağ olarak Castrol kullanıyorum ve her zaman aldığımdan beri senelerdir hep Castrol kullanıyorum. Çok memnunum yağdan. Hani başka bir şey, işte Lucky Moly markası var ve başka bir sürü iyi marka var. BMW'nin kendi orijinal yağı var. Ama ben yine de Castrol tercih ediyorum. Malum son yazları yaşıyoruz. Kış lastikleri üzerinde. Aslında yazlıkları kullanmak istiyordum ama yazlıklar maalesef çok iyi olmadığı için kışlıklara döndüm. Araç için ana özelliklerini vermek istiyorum. 4 silindir bir motora sahip. 1995 cc yani 2000 cc ve turbo intercooler'lı bir sistemi var. Ve N47 kodlu motora sahip. Bu motor ayrıca 1.20 dizellerde falan kullanılan aynı motor aslında, sadece turbo büyütmüşler bildiğim kadarıyla. Yakıt olarak fabrika verileri oldukça farklı. Ben kendi yaktığımı söyleyeyim size. 7.2 litre gözüküyor şu an. Zaten 6-9'a falan iniyorum ama bu uzun yolda oluyor. Genellikle 7.5 litreyi geçmiyorsunuz. 7.5 litreyi nasıl geçersiniz? Habire gazlamanız gerekiyor. Habire çok hızlı gitmeniz gerekiyor. Bu şekilde de zaten gitmiyorum. Dolayısıyla 7.5 litre kısaca diyebilirim size yakıt olarak 100 km. Pedal hissi nasıl? Sürüş nasıl? Pedal hissi, sürüş gerçekten iyi. Daha önce bir kabriyom daha vardı. O da MX-5'ti. Miata denilen bir kasa var biliyorsunuz. Onun bir üst modeliydi. 2002 ya da 2004 modeli olması lazım. Çok keyifli bir arabaydı. Onun kadar bir yol tutuşu yok ama gerçekten yol tutuşu yeterli. Zaten herhangi bir sert sürüşte sizi elektronik kitleme özelliği sayesinde virajlarda sizi üzmüyor. Şimdi biraz sürüşe geçelim. Sonra tekrar konuşmaya devam ederiz. Arabanın turu da çok iyi bu arada. Şanzımandan bahsedeyim. Şanzımanı otomatik, 6 ileri bir şanzıman var. Manuelde de aynısı kullanılıyor. Şanzıman geçişlerini genellikle hissetmiyorsunuz. Sizin de duyabileceğiniz gibi aracı oldukça sessiz. Farlarımız xenon. Gece görüşü gerçekten yeterli. Hatta üst seviye diyebilirim. Çok rahat görüyorsunuz gece. Tabii ki xenon olduğu için de farlarda yıkama mevcut. Ha, bu arada çekim yaparken maalesef yağmur başladı. Yağmur başlayınca da tabii ki ara vermek zorunda kaldım. Çünkü hem
ışık açısından hem de hava koşullarında böyle bir aracı tanıtmak pek hoş olmayacak. Dolayısıyla bugün devam edip bitirme kararı aldım. Evet, yağmur yağdığı için iç çekim yapmaya karar verdim. Bu arada iç çekim yaparken size aracın özelliklerinden bahsedeyim. Aracın özelliklerini dinlemek istemiyorsanız bir sonraki chapter'a geçebilirsiniz. Bir serisi 2009 ile 2011 arasında üretildi, yani bu kasa. Bu arada fabrika verilerinden bahsediyorum şu an. 5.4 litre 100 kilometre, Euro 5 olarak geçiyor araç. Araç 204 PS, 230 kilometre saat maksimum hızı var. Ama ben 230'un üzerine Sırbistan yolunda çıkmıştım. 4 piston, 4 sıralı piston, arkadan itiş, yanmalı motor diye geçiyor. Ayrıca araba 0'dan 100 kilometreye fabrikaya göre 7.5 saniyede çıkıyor. Aracın uzunluğu 4360 mm. Aracın genişliği 1748 mm. Aracın kilosu, yani boş kilosu 1540 kilo. Yani 1,5 ton gibi bir ağırlığı var. İzin verilen maksimum kütle de 1980 kilo. Yani 2 ton gibi yazıyor. Şimdi performans ve yakıt tüketimi karışık bir veri verilmiş. Bunu okumak istiyorum size. 6.7 litre 100 kilometrede şehir içi yakıyor. Şehir dışı yakıt tüketimi 4.6. Ortalama yakıt tüketimi de 5.4 diye geçiyor. Ama ben bu fabrika verilerinin hep üzerine çıkıyorum. Yani şahsen bunlar hangi koşullarda yazılıp çiziliyor onu da bilmiyorum. Ama size ortalama bir veri verebilirim. Ortalama 7.1 ile 7.6 arasında bir yakıt tüketimi var. 2000-2250 devir arasında 400 Nm tork üretiyor. Silindir çapı da 84 milim. Motorun yağ kapasitesi 5.2 litre ve soğutma sıvısı da 7.2 litre olarak geçiyor. Tabii ki bu araçta dizel partikül filtre mevcut. Bagaj hacmi en az 260 litre. En fazla da 305 litre olarak yazılmış. Ayrıca tabii ki ABS fren sistemi var ve BMW'lerde, bu kasalarda birilerinin hepsinde olan DTC sistemi mevcut. Vites sayısı manuel şanzımanda 6. Yine otomatikte de 6 kullanılıyor ve çift salıncaklı ön süspansiyona sahip. Ön frenler hava soğutmalı disklerle beslenmiş. Yine arka frenler de aynı şekilde. Ön ve arka aynı. ABS demin dediğim gibi mevcut. Fabrikanın lastik verisi bu arada 205-50-17. Burada cam açma ve ayna ayarımız mevcut. Otomatik ışığa sahip. Ayrıca cruise control, yani hız sabitleyici ve buradan sürüş hakkındaki detayları alabiliyorsunuz. El freni hemen elinizin altında ve buradan navigasyon sistemi, telefon, radyo, CD vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Vites topuzu mandallı ve manuel ve otomatik olarak kullanabiliyorsunuz. Bu tarafta da üstünü açıp kapatıp CD fonksiyonlarını kullanabiliyorsunuz. Dijital klimamız mevcut, çift taraflı ve koltuk ısıtmalar yine çift taraflı mevcut. Navigasyon sistemimiz içinde gelen navigasyon sistemi. BMW'de bunu isterseniz güncelleyebiliyorsunuz. Torpido geniş, sağ tarafta yine sade ve şık görünümlü cam açma butonu mevcut. Bunların dışında bardaklığımız, yine burada aynı şekilde bir bardaklığımız ve kolçağı yukarı doğru kaldırdığımızda burada AUX girişi ve USB girişlerinden faydalanabiliyorsunuz. Bunları kullanabiliyorsunuz. Direksiyon üzerine gelirsek klimanın yönünü ayarlayabiliyorsunuz. CD ve radyoyu değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki sağ ve soldan da önceki ve sonraki olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu tarafta ses açma, kapatmamız, konuşmamız mevcut. Aynanın bulunduğu yer ve konum itibariyle iyi gösteriyor. Büyüklüğü de yeterli. Üstte ışıklandırmamız var. Hem gece açıp kapattığımız ışık hem de otomatik gece ışığı burada mevcut. Aracın ses sisteminden bahsetmek istiyorum. Ses sistemi, kapılarda bir tane midimiz, bir tane tweeterımız mevcut. Diğer tarafta da aynı şekilde tabii ki. Arkalarda şu şekilde, arkaya da bir tane tweeterımız ve bir tane midimiz mevcut. 4 tane speaker haricinde koltuk altlarımızda da birer tane subwoofer var. Toplam 2 subwooferımız var. Bunların amfisini bagaja koymamışlar. Amfi arka konsolun orada bir havalandırmaya sahip ve yeterli bir güce. Genel özelliklerinden bahsetmişken ayrıca şunu söyleyebilirim size. Sadece bir chiptuning uygulaması ile aracı yaklaşık 260 beygire, 250-260 beygire çıkartabiliyorsunuz. Herhangi bir turboda bir değişiklik
ya da motorda bir değişiklik veya herhangi bir parçada bir değişiklik yapmadan bu piyeslere araç çıkabiliyor. Stoplarına gelecek olursam, stoplarında normal ampul kullanılmış. Çok fazla ve iyi bir aydınlatması mevcut. Ortalama yakıt tüketimini söyledim. Bunun haricinde bir depoyla ne kadar yol yapıyorum? Bir depoyla işte böyle hiçbir trafiğin olmadığı yerde devamlı sürersiniz. 100-120 arası gidersiniz. Ortalama olarak 730 ile 760 kilometre gidebilirsiniz bir depo benzinle. Eğer çok zorlarsanız, yolda kalacağım sonuna kadar gideyim derseniz herhalde bir 800'ü bulursunuz. Aracın anahtarını göstermek gerekirsek bir serisinin klasik anahtarı mevcut. Bu arada söylemedim, anahtarla motor çalışmadan uzaktan üstünü açıp kapatabiliyorsunuz. Onu da gösterelim şimdi. Şimdi kumandadan uzun açma tuşuna basıyorsunuz. Önce camları indirecek, ondan sonra da arka tarafı açacak. Bastım. Basılı tutuyorum. Arka taraf katlanıyor. Bagaj açılıyor. Dediğim içine giriyor. Demin bahsettiğim şekilde. Kapandıktan sonra da üst taraf kendini kapatıyor. Ve kilitlendikten sonra işlem bitiyor. Hepsi bu kadar. Evet, şu an bütün camlar kapalı. Yaklaşık 40 km ile gidiyorum. Açılış süresi saymadım ama çok uzun değil. Açılış süresi 3, 2, 1, basıyorum, bastım. Camları kapatmasını da bekleyeceğim. Açıldı. Şimdi camlar otomatik kapanıyor. Bitti, bu kadar. Aracı alırken hardtop'lu olmamasından dolayı biraz endişelerimiz vardı açıkçası. Hatta üstünü kapatayım, çok daha net gelecektir ses. Bir 0-100 yapalım. Evet, 0-100 deneyebiliriz şimdi. Spordayım. Herhangi bir şey yapmadan dip gazla kalkacağım. 3 2 1 devam. 40 50 60 70 80 90 100 bitti. Evet, bu video da böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugün size 1.23 dizelin yaklaşık tüm özelliklerini tanıttığımı düşünüyorum. Tabii atlamış olabilirim. Unuttuğum bir sürü özellik var. Herhangi bir sorunuz varsa araçla ilgili aşağı bırakabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitti. Eğer gittiyse lütfen beğenin ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.